En az iki basamaklı diyor. Yani iki ya da üç basamaklı olabilir. Tek basamaklı olmayacak. Birbirinden farklı 7 tane çift doğal sayı toplayacağız. 686 gelecek. Biz en büyüğünün mümkün olduğunca küçük olmasını istiyoruz. Tabii şöyle düşünebiliriz. İşte birinci sayı, ikinci sayı, üçüncü sayı, nokta nokta, yedinci sayı olsun. Yedinci sayı. Bizim istediğimiz sayı şu sayı olsun. En büyük bu olsun. Bu en büyük. Tabii bunun en büyük olması için şunların bundan küçük olması lazım. Bunlar daha küçük olacak. Yalnız şöyle diyor. En büyüğü en az kaç olabilir diyor. Bu, biz bunu mümkün olduğunca küçük yapacağız. Bunu küçük yapmak istiyorsak şu sayıları buna yakın seçmeliyiz. Şuradaki sayılar, bu sayılar şuna, yani en büyük sayıya yakın olmalı. Şimdi yakınlığı ayarlayabilmek için şöyle bir yaklaşım takip edebiliriz. 686'yı 7'ye bölebiliriz. Önce hepsini eşit yaparız. Sonra birinden alıp ötekine vererek eşitliği bozarız. Birini büyük, diğerini küçük yaparız. Şunu önce bölelim. 686'yı 7'ye bölüyorum. Tam bölünmek zorunda değil. Küsuratlı olursa ötekilere veririz kalanları. Amacımız hepsini aynı yapmak değil zaten. Yakın olarak bulacağız. Sonra birinden alıp ötekine vereceğiz. Şimdi 68'de 7. 9 kere 63 yapar. 63 çıkarıyorum. 5, 56, 8, 56. Tam bölündü. Tam bölünmeyebilir. Şimdi 98 çıkması bize şunu anlatıyor. Biz şunu yapabiliriz. Birinci sayımızı, hatta şöyle yazayım anlaşılır olsun. Şimdi birinci sayı 98. İkinci sayı 98. Sonra üçüncü sayı 98. Dördüncü sayı 98. Beşinci sayı 98. Altıncı sayı 98. Yedinci sayı 98. Şimdi diyelim ki tam bölünmedi. Burada diyelim ki 2 kaldı. Şu an sorun yok ama 2 kalsaydı biz bu 2'yi şunlara ekleyebilirdik. Mesela bunu 98, şunu 100 yapardık. 2'yi sonuncuya eklerdik, 100 derdik. Yani tam bölünmek zorunda değil. Şimdi birbirine yakınlar. İstediğimiz şey bu ama aynılar. Değiştirmemiz lazım. Farklı olması lazım bunların. Birinden alıp ötekine aktaracağız. Şöyle yaparız. Buradan tabii çift olması gerekiyor. Öyle diyordu sanırım. Evet, çift diyor. Tek olmayacak. Eğer 1 alırsak biz 98'den 97 kalır. Tek olur. 2 alalım. Şimdi 98'den 2 alıyorum. Kaç olur? 96. Buradan aldığımı şuna ekliyorum. Bu da 100 yapacak. Sayıları değiştirmiş olduk. Bu şekilde. Şimdi şunlardan alıp değiştirelim. Bunları da değiştirelim. Şunları. Yalnız 2 alırsam ben, buradan 2 alır, buna 96 dersem şu ikisi aynı olur. Ama biz bunu istemiyoruz. Biz farklı olsun istiyoruz. O zaman 4 almamız lazım. 4 alıyorum. Şuradan. 94. Buna 4 ekliyorum. 102. Şu ikisine gelelim. Şu ikisine gelelim. Burada da şöyle yaparız. Bu sefer şunlardan 4 almıştık. Bunlardan 6 alalım. 6 alıyorum. Buna 92. Buna 6 ekliyorum. Bu da 104 oldu. Buna dokunmamıza gerek yok. Bu zaten diğerlerinden farklı. Şimdi biz bunları sıralı yazalım. Aslında gerek yok ama yine de yazalım. En küçükleri ne oldu? 92. Sonra 94'ümüz var. 96'mız var. 98'imiz burada. 98'imiz var. 100'ümüz var. 102 ve 104'ümüz var. 102, diğeri de 104. İşte bu şekilde sıraladık. Hepsi birbirinden farklı. Bizden istediği en büyüğünün en az kaç olacağı, o da 104 olur. En büyüğü. Tabii en küçüğü en çok kaç olur deseydi, o da 92 olacaktı. En küçüğü en çok 92 olur.